Selamünaleyküm. Ben Aziz Korkut, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, yepyeni bir video ile sizlerle tekrardan birlikteyiz. Arkadaşlar, öncesinde kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Şöyle arkamızda sizlere göstereyim. Kepçeyi parçalara ayırdım. Çünkü bir önceki videoyu izleyenleriniz varsa eğer, fıstık tarlamıza yol açmıştık. Orada büyük taşlar, karalar falan kaldırmıştık. Ne yazık ki kepçemiz buna dayanamadı. Bazı yerlerinden kırıldı, çatladı. Sizlere de göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şuralara falan şöyle kaynaklar yaptık. Tamir ettim. Şöyle şuralarda falan. Daha sonrasında kovasında da var arkadaşlar. Şöyle şuralarda. Şunları tamir ettik şöyle. Şuraya hatta ilave bir tane demir falan koydum tekrardan. Biraz daha güçlendirdim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Birazdan bu kepçemizi toparlayacağız. Traktörümüze bağlayacağız arkadaşlar. Daha sonrasında romorkumuza gübre yükleyip onu fıstık tarlasına götürüp orada ağaçlarımızın dibine onları bırakacağız, indireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde inşallah ileriki yıllarda fıstıklarımızdan daha çok verim, mahsul alırız. Haydi bakalım, başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, şöyle kepçemizi toparladık, traktörümüze bağladık. Sizlere de göstereyim şöyle. Bakın her parçasını ayrı ayrı tekrardan toparladık. Ancak şu kova kısmı arkadaşlar bayağı bir uğraştırdı. Şu pimler takılmadı, şurası oturmadı. Biraz uğraştırdı ama başardık. Traktörümüze bağladık sonunda. Birazdan gideceğiz. Romorkumuza gübremizi dolduracağız. Fıstık tarlamıza doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar, traktörümüzü şu şekilde yanaştırdık. Artık birazdan şu gübrelerimizden romorkumuza yükleyeceğim. Daha sonrasında bunları fıstık tarlamıza doğru götüreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım.
Ve romorkumuzu gübre ile doldurduk. Bakın sizlere de göstereyim. Şöyle şu şekilde bayağı yığdık. Artık birazdan romorkumuzu, gübrelerimizi tarlamıza doğru yola çıkacağız, götüreceğiz. Evet, bunları artık fıstıklarımızın diplerine bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, traktörümüz çalışıyor. Bayağı ağır arkadaşlar. Bayağı yük var. Şu anda traktör çift çekerdi. Artık yavaş yavaş tarlamıza doğru gideceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi fıstık tarlamıza geldik. Fıstık ağaçlarımızın diplerine gübrelerimizi bırakacağız. Bayağı zorlu bir yolculuk oldu çünkü yollar bayağı bir bozuk. Zaten yol diye bir şey yok aslında. Artık şimdi gübrelerimizi yavaş yavaş her bir fıstığımızın dibine yavaş yavaş boşaltacağız. Şimdi kapağımızı açalım. Arkadaşlar şu şekilde kürek yardımıyla yavaş yavaş her bir fıstığımızın dibine gübrelerden boşaltacağız. Şöyle yapalım hemen. Bakın. Arkadaşlar bu gübreler fıstıklarımızın ileride daha çok ürün vermesine, mahsul vermesine inşallah yardımcı olacak. Allah'ın izniyle. Biraz daha vereyim arkadaşlar şu şekilde hemen. Evet. Tamamdır. Buna yeterli arkadaşlar bu kadar. Şimdi diğer fıstıklarımızı vereceğiz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şu şekilde gübrelerimizi ağaçlarımızın diplerine verdik. Bakın şu şekilde bol bol. Fıstık ağaçlarımızın diplerine gübre verdik. Nereden baksak 1,5 el arabası kadar gübre, 2 el arabası falan vardır. Şöyle diğer ağaçlarımızda falan hepsine verdik arkadaşlar. Tabii tarlanın yarısına gelemedik daha bir romorkla. 2-3 romorkla getirirsek belki tarlayı bitiririz. İnşallah bunları getirirsen arkadaşlar uzun vadede ileriki dönemlerde alacağımızı düşünüyorum. Çünkü ağaçların beslenmesi için bu tür gübrelerin önemi büyük. Biz de uyguladık arkadaşlar. Bakalım inşallah faydası olur. Bu şekilde bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Şu şekilde fıstık ağaçlarımızı da göstereyim sizlere. Bakın bunlar mahsulünü aldık. Artık üzerlerinde çok az olgun meyveler kaldı. Şöyle göstereyim etrafı bakın. Evet. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.